Akademi Ligi'nde 3. haftanın son karşılaşmasındayız. Nasr Akademi, Fife'ın Akademi'ye karşı. Ve Kartus yasaklamasıyla, rolla atılan zaten bir hedef yasaklaması. Kartus yasaklamasıyla seçim yasaklama başlıyor. Lulu'yla takip edecek oyuncular bunu. Ve Kled... Apayrı bir meta. İlk 4 maçla alakası olmayan. Böyle yasaklamaları ben şeyde yapıyorum bazen. Mesela solo Q'da işte oyun denk geliyor. Bakıyorum takımda biri Kartus gösteriyor, diğeri Kled gösteriyor. Bakıyorum gidiyorum, hakikaten oynamışlar. Adamın 200 oyunda %60 win rate falan var. Dodge'lanıyor oyun sonra. Yani sonra hemen banlatıyorum. Başkaları geliyor, hemen banlatıyorum. Mantrik var karşıda. tabii ya, onu diyecektim. Güzel örnek verdin. Yani sonuçta bu oyuncular birbirlerini solo Q'dan da tabii, tanıyorlar. Tabii. Orada ne oynadıklarını biliyorlar az çok. Sonuç yasaklama nispeten meta yasaklamaları ama Jinx ilk tercih üst koridor sanki bir Gwen gibiymiş. Şimdi o değişti. Temiz bir Aphelios Thresh izleyebiliriz bu arada Five Run'dan. Ama Thresh'i çalabilir Five Run tarafı i̇şte, eğer isterse. Yani hani Five Run'in Aphelios Thresh alabilir. Ha, doğru, pardon. Ben Nasır'dan çalacak gibi düşündüm bir yandan. Güzel. Mi? Yanına ne gelecek? Eğer Naturus gelirse ve kaynak aktarma yaparlarsa tatsız. Ben şeyi bekliyorum ya, Scarlet. Bir gün olacak bence. Rengar, Senna. Sisin içinden atlamaca. Evet. Kamuflaj ya. Mis. Ama tekli derecede falan olur herhalde o. Alt koruyordu biraz. Bakarsın güçlü olur. Solo Q'ya da getirilir yani. Neden olmasın? Daha da hatta şey, fantastik fikirlerim Ivern var ya. Ivern falan mı? Senna, Rengar, Ivern. Rengar seksek oynayacak. Ve Naturus artı Zinzao da geldi. Temiz bir temel attılar şu anda kompozisyonu kurarken. Chris de herhalde alt koridor, yani desteği kilitler diye düşünüyorum. Şu anda orta koridoru ya da üst koridoru göstermesinin pek bir lüzumu yok. Belki bir Ornn isterse, hani kontralanmak pahasına Ornn'un kıymetli olduğunu düşünürler. Oo, Taric. Görünmez sersemletmeler. Bakalım. Senna Taric daha önce de gördüğümüz, yani ama uzunca bir zamandır aslında görmediğimiz bir ikili. Gördüysek de ben çok hatırlamıyorum şu anda. Taric'in yeteneklerini saklamak bu arada çok değerli. Yani bir anda o sesin içerisinden işte hasar verilemez şampiyonların çıkması veya bir anda işte görünmez bir sersemletmeye uğramak falan tatsız senaryolar. Aatrox yine yasaklandı. Bugün üçüncü defa yasaklanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama seçildiğini görmedik. O kadar yasaklandı mı ya Aatrox? İlk iki maçta yasaklandı. Ha. Hatta sonra bir maçta ben acaba hani Gragas'ın karşısına alınır mı dedim. Almadılar. Almadılar. Ornn'a gittiler. Ornn'a çıktı. Aynen. İşte gidiyor. Skordor tankları. Şu an gitti. Evet. Fyfron'un tankları yok ediyor. Yani tank biz olacağız, siz olamayacaksınız diyorlar dümdüz. Ama bir Gragas, ya Gragas da belki kendileri tercih etmeyi düşünebilirler. Onların daha çok böyle yakıncı dövüşçülere ihtiyacı var. Ah gitti seninki. Evet, kimse de almamıştı bugün. Evet. Gün boyunca hiçbir takım tercih etmemişti. Seneyle uyumlu olacak şampiyonlar, hani biraz daha yakın dövüşçüler. Bu artık hasar lazım bu arada. Evet, hasar. Hı hı. Ve yenilmez kullanıcıları gayet verimli oluyor. İşte Irelia tarzı şampiyonlar. Burada belki Viktor tercih edip Renekton'a mı gidecekler? Evet. Ben de şey diyecektim, yani Viktor tercih edip son seçimden karşıyı da görüp belki bir Kamil mesela agresif arkaya atlayabilecek. Hmm. Taric'in sersemletmesini taşıyabilecek. Ve Senna'nın ultisiyle de hayatta kalacak. Olabilirdi, evet. Ama yani körlemesini seçtiği için de birazcık daha güvenilir olana gitti. Renekton körlemesine yani en iyi tercihlerden bir tanesi. Ne olursa olsun. Ve Gragas.
artı oynayan tam bir takım savaşı tamam, kompozisyonu. Evet. Kitle kontrol, kalkan ne ararsan var. Burada şimdi bir tane orta koridor büyücü ve mümkünse şey kullanıcısı. Gölge alev kullanıcısı. Hiç fena olmaz. Veigar, Veigar, evet. Ya kullanır kullanmasına. Hı. Ama burada esas amacı o değil. Birazcık daha o takım savaşının dengesini bozmak. Ve takımının o takım savaşta çok daha etkisini arttırmak. Bugün zaten bir tane örneğini görmüştük. Belki çok iyi bir örnek değildi, kazanamadı ama. İyi'nin iyiye güçlendiğine şahitlik ediyoruz. Meta'da yükselmeye başladığını görüyoruz Veigar'ın. Geçen sene, bu sene özellikle ADC'de Nuketak oynuyor sıklıkta. Hı-hı. Geçen sene yine böyle dönem dönem görmüştük ama son güçlendirmesi sonrasında Veigar'ın iyice popülaritesinin arttığını evet. söyleyebiliriz. Yani bir tarafta yine standart bir kompozisyon. Diğer tarafta yine işleri karıştırmaya hazır. Bir Viego, bir Veigar. Ve alt koridorda Senna, Taric ikilisi. Bakalım neler olacak. Haftanın son karşılaşmasına geçiyoruz. Sol tarafta Nasr Akademi, sağ tarafta Five Rune Akademi. Vadi inmeye hazırlar. Klasik alt koridor. Totem koşusu bu. Sihirdar Vadisi'ne hoş geldin. Bir dakika, iki tarafta yaklaşıyor ama Senna yok. Vazgeçti oraya gitmekten. Agresif bir şekilde girecekler mi bakalım? Çok sık görmüyoruz bunları. Senna evet tespit etti rakiplerine. Natürlüs ikinci çalıya totemi koyup dönüp merceğini evet, saniyesini hesapladı. Dönüp merceğini alacak. Uzman'ın hiç böyle şeyler işi yok. İki tarafta da yani iki oyuncu da mercek var şu anda. Hem Wonka'da hem Flash'da. Ya burada bir totem arayışında Wonka ama bir şey bulamadı kimse zaten. Bir totem bırakmamıştı buraya. Ama mutant öyle rahat bırakmak istemiyor rakiplerine. Totem yoksa ben varım. Aynen öyle. Bir darlayacak. Ejdercan, muhteşem bir isim bu arada. Değinmeden edemeyeceğim. Ligin en güzel isimlerinden bir tanesi Ejdercan. Mutant'la mücadele etti ve kazandı o mücadeleyi aslında. Wonka'nın da çok canı sıkılmadı açıkçası. Yani biraz yavaşlattı. Yardımını engelledi. Alt koridor. Allah'tan kaynak aktarmıyor. Sevindim bunu gördüğüme. Ya Tari'ye kaynak gitseydi üzülürdüm. Evet. Ve ikinci seviyenin getireceği baskıyla orada flash'i bir denedi ama sonuç çıkmadı. En azından koridorun hakimiyetini aldılar. Ejderhan da tabii o pozisyondan sonra canı çok toparlayamamış. Mutant'ın izik katili gibi bir avantajı var. Çok vakit geçmeden ama Ejderhan toparlar ya. Zaten görüyoruz pasifinden bayağı bir can yenilemesi elde ediyor. Ve de yani hem Peximet hem iksirleri var. Orta koridorda Veigar 13 milyon. Orion'da da aynı rakamda. Veigar pozisyonu kurduğu sürece gerçekten çok rahat ya. Yani üzerine atlayacak böyle bir şampiyon olmadığı sürece. O büyücüye büyücü eşleşmeleri seviyor. Orada üst koridora yine bir Renekton, yine bir Viego, acaba yine bir baskın görecek miyiz? Görebiliriz. Bir kule altı deneyebilirler belki. Yani canı şu anda tehlikeli bir seviyede Gragas'ın ve Kroll 4. seviye oldu. Buraya yaklaşmak istiyor gibi görünüyor. Ama vazgeçti. Minyonları çünkü çok iyi ayarlayamadılar. Bu arada vazgeçti, o canı görünce gelecek. Evet evet evet, tekrar deneyecek. Burada kule altını isteyecekler. Soklar minyonları içeri. Ama Ejderhan da var gücüyle minyonları temizlemeye çalışıyor. Şimdi bu 3 minyonla beraber
bir şeyler denenecek. Vücut darbesi kullanıldı. İçeri girdiler. Sıçra da atıldı. Kroll peki düşecek mi burada? O da kendi sıçrasıyla kule altından güvenliğe ulaşacak. Evet, temiz bir kule altı. Daha önceki versiyonunda baskını veren takım iki tane sıçra kullanmıştı. Burada tek sıçra kullanıldı. Ve rakibin de sıçrasını almayı başarlar. Gerçekten iyi yapılmış. Yani Kroll aslında bunun olacağını çok inanmıyordu. Mutant şey dedi. Abi tamam gel ittiriyorum. Yaparız dedi ve... O son 3 milyon kurtardı yani. Evet evet. Flash'i burada yakalandı ama Anzebel'in canı da çok fazla değil. Yine de Tarik şaşırtıcı bir miktarda tanklığa sahip olabiliyor. Özellikle Nautilus'a karşı çok daha... ne denir ona? Yani direnci yüksek bir şampiyon. Yalnız... Kroll buraya yaklaşacak. Flash'inin de Nava'nın da sihirdar büyüleri duruyor ama o Flash'i isteyecek. Flash'i sıçradı burada. Sersemletme Nava'ya tutulacak. İki oyuncu yerine sabitlenecek ama Fyfe'nin takip edebilecek pozisyonda değil. Yani bu pozisyon hemen öncesinde Tarik de birazcık Nautilus'u yumuşatmak için bir tutuştur görmüştü üzerine. Evet. Orada aslında istediği şey Nautilus'un sıçrasını almaktı ama soğukkanlı davrandı Flash'i. Bir sonraki pozisyonda ama sıçrasını artık koruyamadı. Ve Kroll da şu ana kadar attaki baskından da sonuç çıkarmayı başardı. Hı hı. Bir sıçra, bir skor. İyi bir başlangıç onun için de. Bugünkü genelde zaten Viego performansları en azından oyun başı için gayet iyiydi. Yani hep böyle öne geçen Viego'lar evet. Gördük. Renekton şu ana kadar çok rahat ediyor bu koridorda. Sadece proxy bile yapabilir yani burada. Kule arkasına bile saklayabilir ama. Biraz daha sakin oynuyor. Orta koridorda ilk geri dönüşler yapılmış. Gözyaşları çekilmiş. Bu tehlike 6. seviye bu Gragas. Yine de Renekton ultisini kullandı. Yalnız Wonka da buraya yetişti. Ve ters pozisyonda kalmış olabilir. Kroll, Kroll'un az önce sıçrasını kullandığını görmüştük. Yalnız yetenekleri nasıl kaldı? Zinza istediği gibi kullanamadı. Ama Right Road yetişiyor. Ve skorun alınmasına yardımcı olacak. Yok, Mutant artık. Yalnız 3 kişiyle mücadele ediyor. Mutant. Neredeyse Wonka'yı alıp bir doğrudan uzaklaşacaktı. Bir de son sıçrasında da Orianna'nın ultisini dodge'ladı. Evet. Ama yani bu estetik oyunu sadece estetik oldu ve skor verdiler. Çünkü Orianna olacakları çok önceden sezip oraya yaklaşmayı başardı. Ya bu noktada şeyi anlayabiliyorum ya. Chris yani oraya yaklaşamamasının sebebi üst tarafta görüşleri yok. Top pozisyonda sanırım. Orianna'yı takip edemeyeceğim diye. Nehir üzerinde çünkü nehirin çok üzerinde evet. Görüşleri var. İlk karanlığa dalma konusunda tereddüt etti. Ve Orianna'nın belki de şey yaptığını hissetti. Hani böyle görüşten kayboldu ve geri gelecek. Ama Ritrot sonuna kadar gitti üst koridora ve orada skoru çıkarmayı başardı. Bu da çok iyi haber. Orianna'ya erken giden skor aslında orta koridorda önceliği alıp. Yani Veigar'ın o yırtıcı çok da... O yeter be abi. Bu ne? Çadır kurdu oraya. Dejavu. Bu sefer Manasır yok Ejderhacan'ın. Tanklayan da Viego olacak. Kule altına girdiler. Skor aldılar. Ama Kroll değiştiler. Çıkamadı Kroll buradan. Ultisi var. Son vuruş herhalde yani mesafeyi... Zafer'le beraber evet. Zaferi var değil mi? Vardır herhalde. Onu bilemedim. Dur bakayım hemen. Başka türlü çünkü Zafer'den hemen gelecek. Juni kontrol ediyorum hemen. Zafer'den gelecek iyileştirmeye mi güvendi? Var. Var değil mi? Okey. Var. Çünkü o sıçrayı atmamasının başka sebebi olamaz. Hı-hı. Yok sıçrası bekleme süresindeydi. Sıçra yeni geldi. Ultisi. Evet. Pardon. Bir de bir şey diyeyim mi? Renekton tanklayabilirdi. Ha. Yani. Bir kere denediler. İki defa denediler. Başarılı ya da ulaştılar. Niye bu sefer Viego tankladı? Ben de anlayamadım. Çok daha kırılgan. Hı? Dördüncüyü de denesinler o zaman. Hadi bakalım. Bu sefer doğrusunu yaptıkları bir deneme daha. Sağ olsunlar ya. Yani daha Renekton'a ne vereceksin abi?
artık bu minyon ve skor üstünlüğüyle orta oyunda yapacağını yapar. Şimdi biraz diğer taraflara bakması lazım. Yalnız Flash ve Nova çok güzel oturtmuş burada kendilerini. Güzel bir Hex ışığıyla beraber rakibinin üzerine gidiyor ve çok rahat bir skor alacaklar. Tarik'in de gidebileceği bir yer yok burada. Anzabel otomatik saldırılarla birazcık mücadele etmeye çalıştı. Ama Flash ve Nova o kadar güzel sarkmışlar ki ikinci çalıya. Hakikaten tebrik etmek lazım. En az bir barikat alacaklar. İkinciyi de belki isteyebilir burada Nova. Ya dönecek ya. Minyon kalmadı. Gerçekten güzel bir aslında oyun. Beklenmeyen bir oyun bu noktada. Ve sonuçta gayet iyi oldu. Kroll ve Chris Wonka'nın üzerine doğru gidiyor. Wonka mesafeyi açmış gibi görünüyor. Ultisini de güzel kullandı. İçeri girdiler. Yalnız Gragas ultisi de aynı güzellikte geliyor. Kroll'u düşürüyorlar. Zafer tetiklendi. Wonka çıkabilecek mi buradan? Mutant kovalamaya devam ediyor. Flash'i takım arkadaşının yanına çekti burada. Ama pardon, skoru alan Chris burada, özür diliyorum. Flash'i de yakalamayı başardı Mutant. Son basic katli yeterli olacak mı? Bekleme süresinde olacak ki Flash'i skorunu alamadı burada. Mutant Flash'i de zaten bir sıçra mevcut. Durum 5-3. Ejderhan'ın ultisi yalnız orada... Skor Veigar'a gitti, onu da söyleyelim. Bayağı vakit kazandırdı. Wonka'ya. Ve nihayetinde orada birebir bir değişim. Veigar'a giden skor değerli. Ama esas önemli olan öncesindeki pozisyon. Yani Nova'ya giden iki tane skor ve Nova'nın şu an... Kraken katilini bitirmiş ya. Kraken'i bitirmesi. Yani tempoyu alan, öne geçen Jinx'lerin neler yapabileceğini biliyoruz. Bakalım orayı rahatsız etmeye çalışacaklar mı? Çünkü şu ana kadar çok rahatsız edilmedi. O Jinx. Evet. Çift güçlendirmeli bir Veigar var. 100 milyon ulaşmış. 96 yük var cebinde. Gayet iyi bu arada. Mesela bugün kim oynamıştı? Nick'in or neydi? Nick'in unuttum, her neyse. Bir Veigar daha izledik. 25 dakikada 200 yük saymıştım ben. Ona dikkat etmiştim. Bakalım. Chris daha iyi gidiyor bu arada. Evet, Chris bence de daha iyi gidiyor. Tabii üst korda da renkli bu kadar fazla ilgi odağı olunca bayağı altın kazanmış ama diğer tarafta da yani Jinx'in üzerinde ekstra altın görüyoruz. Wonka bir anda eve götürmeye karar verdi. Evet, Chris de yırtıcıyı aktifleştirince Wonka abi benden bu kadar dedi ve çekildi. Şimdi Flash ve Nova aynı şeyi ikinci defa yapmanın peşindeler. Ama onların da tabii sabrı bir yere kadar. Güzel bunlar orayı. Evet. İkinci barikatın... Aa yok, ikinci barikatı zaten düşürmüşler. Üçüncüye doğru gidiyorlar şu anda. Yani üst tarafta Renekton öne geçiyor. Tam Veigar iyi durumda ama... Jinx'in bu temposu hoş değil. Mutant kule altında ama hiç umurumda değil. Kuleden hasar almak. Ejderhan'ın yani can barına bayağı darbe vurdu ve 30 milyon da önde, 33 milyon önde. Bir dakika, orada yine bir şey yapacaklar galiba. Nautilus ultisi var mı? Var. Yok, bu sefer yemedi ya. Fork direkt sıçradı. Alt kordara baktın değil mi? Direkt sıçradı. Evet. Yani o çalıları öyle bir kontrol ediyorlar ki Pog'un hiç oynama şansı olmadı. Kule barikatları düşmek üzere. Bu tarafta burada. Ya bir tarafta çok kuvvetli bir üst koridor, diğer tarafta yine bir o kadar kuvvetli bir alt koridor ikilisi. Bakalım hangisi üstün gelecek ilerleyen takım savaşlarında. Tabii oyun ortalığında genelde Renekton daha büyük söz sahibi olur. Takım savaşlarında araya girer, ölmez, hasarını bırakır, birilerini sersemletir.
Bir de şey uyumu çok güzel. Veigar artı Viego kombosu. Yani tam böyle Viego'nun istediği türden bir büyücü. Direkt tek derse birine. Hop. Velev ki Nava'yı düşürdüler. Oh. İki tane hiper taşıyıcıyla oynayacaklar. Kule düşecek bu arada. Burada da benzer bir senaryo. Ejder Can'a sıçrasını kullandırdılar. Alamet'in gözünde aktifleştiriyorlar. Alamet'i çağırıyorlar ve ilk kule... Daha doğrusu ilk kuleyi Nasri Esports alt koridordan almıştı. Fyfer'ın üst koridor ilk kulesiyle yanıt verdi. Tabii Ejder Can'ın sıçrası gitti bu pozisyonda. Bakalım yani iki tarafta farklı yatırımlar yaptı. Gerçi yatırım derken... Flash ile Nova birazcık daha ekmeğini taştan çıkardı. Evet. Diğer tarafta Renekton gerçekten Crow şu an mutantla duo gibi oynuyor. Mavi'yi de çaldılar. İdeal alt koridor ikisi ya. Aynen öyle. Yani haritanın alt tarafını iki kişi tertemiz etti. Jinx çok hızlı bir şekilde ikinci eşyasını bitireceği için evet Renekton önde ama eğer pozisyon almayı başarabilirse Nova önüne gelen her şeyi yok edebilecek kıvama doğru gidiyor. 6500-4900 şu an yani maçın en zengini Jinx. Yani ne kadar Renekton üzerinde müthiş baskı kurulsa da Renekton üzerinden oynasalar da Bak Chris arkadakilere W falan atmıyor. Bekliyor. Sakin. Acelemiz mi var ya? Aynen güzel. Öyle. Verimlilik ya. Ve kesinlikle yük konusunda bugünkü ilk Veigar'a kıyasla daha iyi gidiyor. Tabii, çok tabii. Daha iyi gidiyor. Diego, evet. Bu arada yırtıcı da kullanıldı. Wonka içeri girdi. Kara deliğe yakalanmamak için. Ejder de 3 dakika ötede. Bu da Alev Ejder'i olacak. Chris de ekstra kaynakları toplamaya devam ediyor. Yan koridora geldi şimdi Orion'ın karşısına. Ama işte şimdi onun yokluğunda minyon dalgası temizlemek çok zor. Evet. Ve orta koridoru terk ettiği için yani büyük bir ihtimalle beklemiyorlardı. Bu kadar net bir hücum beklemiyorlardı ama Jinx çok kuvvetli. Diğer oyuncular da öyle çok zayıf değiller. Kolay bir orta koridor kulesi oldu. Nasr Akademi için. Wonka yakalandı mı diye bakıyorum ama Tarik'in de canı öyle hiç fazla değil. Flash'i bu sefer kitle kontrolü uğruyor. Derin darbe 3 kişiyi isabet edecek. Tarik ultisi kullanıldı. Senna ultisi de açılacak burada. Ama henüz bir skor sesi gelmiyor Chris. İçeride bakalım kimi yakalamaya çalışacak. Wonka'yı hep buz almayı başardı. Ulti gelmeyecek, yani gelemeyecek daha doğrusu. Kroll takım arkadaşlarına katılmak istiyor ve hala bir skor sesi çıkmış değil. Jinx ve Orion ultileri duruyor. Diğer tarafta da Veigar, Viego ve Renekton kendi ultilerini henüz kullanmadı. Bu küçük aralığı da... Üstünlük sağından bu küçük aralığı çok ciddi bir şey çeviremedi. Firefront tarafı. Fena olmayan bir savaş yaptılar ama... Ne rakip ormanı girip görüş alabildiler. Herhangi bir görev yapamadılar. Kuleyi düşüremediler. Ama en azından savaşabileceklerini gördük. Boy aldılar diyebiliriz. Evet. Hogu da Guinza'ya doğru gidiyor. Diğer tarafta Hayalet Dansçı mı? Yoksa Dominik mi? Bakalım. Dominik geldi. Direkt bitirmeyi başardı Nova dönüşünde.
Yani iki nişancı arasında hakikaten önemli, çok önemli bir minyon farkı, altın farkı var. Bakalım 2000 altına yakın. Bu maç sanki Jinx için bir bombardıman maçı olabilir, olabilir ya. Olabilir. Yani Veigar sersemletmesine yakalanmadan atacağı bir tane otomatik saldırı bile çok kıymetli olabilir. Ama onun dışında şey de güzel bence. Runa'nın. Evet, çünkü önünde yapınca çok fazla rakip olacak alan hasarıyla mücadele edebileceği. Ya Zejder Can da yani ne baskı yedi bu maçta. Evet ya. Evet. Yani en az 4 tane falan kule altı yaptılar. 1-2-2. Yaklaşan kışı bitirdiği zaman, o son kışı aldığı zaman daha doğrusu gayet yeterli bir hale gelecek. Şu anda da yeterli. Şu anda da ilk eşyasını tamamlamış, mana sıkıntısı çekme, istediği kadar yetenek atabilir savaşlarda. Mavi bu arada crawl'da kaldı. Veigar'a bırakamadılar. Bir de dikenli yeleği var zaten. Hiç fena durumda değil. Evet yani o da bir 1500 altın gerideydi belki. Ama bir nişancının diğerine kıyasla 2000 altın geride olmasıyla, bir tankın dövüşeceği kıyasla 1500-2000 altın geride olması arasında hakikaten çok fark var. Tankın geride olmasını kabul edebilirsiniz. Sıkıntı değil. Tabii. Ya bazı tanklar yetenek seti itibariyle, birazcık daha kitleri itibariyle az kaynakla çok iyi çalışabiliyorlar. Hı hı. Yani Gragas da bunlardan bir tanesi. Evet. Bir ulti atıp işte, ama Renekton öyle değil. Renekton'da içeri gireceksin, işte Kespiç'te, sonra birisini sersemleteceğim, full combo döndüreceksin, öldüreceğim falan filan. Ya uzun iş o. Ya buradaki iş de zaten Jinx'e ulaşmak. Dakikalar ilerledikçe evet Veigar güçleniyor belki ama Orianna neredeyse 30 milyonluk, hatta 30 milyonluk bir evet üstünlüğe sahip. Jinx 60 milyona yaklaşmış. Altın farkı açılıyor, açılmaya devam ediyor. Jinx dümdüz ebediye gidiyor galiba. Bir şey bitirdi şu anda. Bir full bir eşyası var. Evet. Tek kılıcı almış. Hı hı. Yani bir ihtimal koruyacak mı? Yok ya, burada dümdüz ebedi kılıç çok daha mantıklı olan. Ama yani bir saldırı hızı steroidi lazım değil mi acaba? Merak etme değilim. Jinx'de şey var ya. Olur da reset alırsan. Evet tabii. Evet. Ama zaten ilk skoru almak için. Hı hı. Ninja. Ama ne kadar ninja? Yani Fyfe'nin farkında gibi. Söz sahibi olabilecekler mi? Önemli olan o. Yoksa yine geçen maçlardaki gibi Galacticos Akademi mi yapmıştı? Böyle bir anlamsız bir baron zorlaması ve hemen ardından gelen bir satış mı izleyeceğiz? Alanı güzel kapattılar bu arada. Yalnız Ejder Can'dan gelen ulti 4 kişi isabet ediyor. Herkesi ayrı bir yere doğru gönderiyor. Tarik ultisi kullanıldı. Oo. Tetiklenemeden ama Viego'yu kaybettiler. Arka taraftan Nova bedava hasar vurmaya devam ediyor. Mutant belki kendini iyileştirdi ama onun da yapabileceği fazla bir şey yok. Chris bir penguen misali pata 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 kaçmaya devam ediyor ama gidebileceği bir yer yok. Ve 4'te 4 yapmayı başardı Nova. Ejder Can'ın kullandığı ultiyi çok güzel takip etti takım arkadaşları. Kesinlikle yani, bir de orada evet Veigar'ın çok Karadeniz güzel bir alan kapattığını söyledin ama o sonsuza kadar sürmüyor. Birazcık ona aldandılar. Ve yani az önce bahsediyorduk değil mi? Gragas gibi bir tank tek bir atacağı yetenekle hiçbir şey tanklamadan da savaşın kaderini etkileyebiliyor. Çok güzel bir ulti. Yani
Renekton kule altına gitti, o önemli değil. Önemli olan takım dağıldı. Takım dağılınca Tarik ultisi geç geldi. Geç gidince geç tetiklendi. Zaten sanırım yarım saniye, belki daha az bir süre içerisinde Kroll düştü. Evet. Birazcık daha hayatta kalabilse Kroll, savaş çok daha farklı olabilirdi Tarik ultisiyle beraber. Ama sonra zaten semirmiş olan bir Jinx vardı. Maçın başından beri onu söylüyoruz. Bu Jinx'i kim durduracak diye. Cevabı gördük. 4'lü 4'le kimse dedi. Hı hı. Ve ebedisini bitirdi. 24. dakika 3 eşya bir Jinx. 6-0-0 olmayı da başardı. Oh, kolay gelsin. Farkın yani. 24. dakikada hücuma başladı Nasr oyuncuları. Biraz kanatları biraz açık. Özellikle sol kanattan gelecek saldırılara karşı birazcık savunmasızlar. Ama Gragas gibi bir faktör var tabii. Unutmayın, ultisi geri geldi. Çok yaratıcı bir durum olmazsa rakip takımın gelişini durdurabilir. Mutant da yani baktı, takımda olunca bir işe yaramıyor. Oradan gidip ben gideyim değil mi? Yani abi siz tutun. Ben buradan yarıyorum taktiği, seni çok sevdiğin. Ya onun da mesela kara balta almasına çok gerek var mıydı diye düşünüyorum. Belki biraz daha tanklayabileceği bir eşya, bir Starak sanki daha mantıklı olabilirdi. Hayatta kalabileceği. Hı hı. Ama belki Tarik ultisiyle beraber oynadıkları için. Rager'ın 650 yetenek gücü var. İki eşyada. Ama ya oyuna dahil edemediler ya Rager'ı. Ya, o da dahil olamadı. Yani sağda solda iki tane skor aldı ama. Hı hı. Şimdi şöyle bir terslik var Rager için. Çok hareketli olunca rakip şampiyonlar, sizin de etkiliğiniz azalıyor. Ve Jinx çok hareketli bir şampiyon oldu şu an itibariyle. Yani çünkü çok kolay sıfırlama alıp evet, heyecanlanacak ve böyle şampiyonlara karşı iki tane yetenek atışı olduğu için ve bu yetenek atışların bir tanesi zaten hani ben geliyorum diye bağırıyor. Onu yemediği sürece tek bir Q'yla ocağını indirmek çok zor. O yüzden Veigar için şartlar hiç olgun ve elverişli değil. Bir de üzerine atlayabilecek çok şey var. Yani Naturus ultisi, Gragas fıçısı. Dört kişi bu çalıya girdiler. Bir tuzak kurmanın peşindeler. Wonka'yı yakalamayı başardılar. Wonka düşecek mi peki burada? Tarik ultisi de güzel tetiklendi. Orion ultisinin hasarını tamamen sıfırlamayı başardı. Yalnız ulti bittikten sonra Nova arkadan vurmaya devam ediyor. Bedava hasar vermeye devam ediyor. 2-2 yaptı. Bir skorda Orion'da da kalacak. Pog'un da gidebileceği bir yer yok. 600 candan teklediler orada Pog'u. 3-3 yapan bir Jinx ve katliamı da 27. dakikada bulmayı başardı Nasr Esports Akademi. Ve 4. galibiyetine doğru hızla ilerliyor. Nexus kuleleri düşecek. 2. Nexus kulesi de düşüyor. 27. dakikada Nasr Esports haftayı galibiyetle kapatıyor.